Aşağıda stoma ve lentisellere ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi yapılara ait olduğu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Stomalar epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardır. Lentiseller ise peridermiste bulunurlar ve gaz alışverişini sağlarlar. Hücreleri canlıdır. Stomanın hücreleri canlıdır. Örtü doku elemanıdır. Her ikisi de örtü doku elemanıdır. Yani epidermis ve peridermisin elemanıdır. Açılıp kapanabilir. Stomalar açılıp kapanabilirler. Lentiseller açılıp kapanamazlar. Odunsu gövdede bulunur. Odunsu gövdede bulunanlar lentisellerdir. Gaz alışverişi ve terleme yapar. Her ikisi de gaz alışverişi ve terleme yaparlar. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki şekil yapraktan alınan yüzeysel bir kestin mikroskopik görüntüsüne aittir. Bu şekille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1 ile gösterilen hücreler epidermis hücreleridir ve fotosentez yapmazlar. Bu doğrudur. Epidermis hücreleri kloroplast bulundurmadığı için fotosentez yapmazlar. 3 stoma açıklığıdır ve genellikle gündüzleri açık geceleri kapalıdır. Bu doğrudur. 2 bekçi hücreleridir. Kloroplast bulundururlar. Bu da doğrudur. 2'nin çeper kalınlıklarının asimetrik olması açılıp kapanmasını da etkiledir. Bu da doğrudur. 3'ten gaz alışverişi, mineral alışverişi yapılmaktadır. Bu yanlıştır. 3'teki stoma değil, stoma açıklığı olduğu için buradan gaz alışverişi ve mineral alışverişi yapılamaz. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi epidermis dokuya ait değildir? Epidermis dokusu canlı hücrelerden oluşur. Bu doğrudur. Çok yıllık bitkilerin tüm yüzeyini örter. Bu yanlıştır. Epidermis hücresi çok yıllık bitkilerde bulunmaz. Çok yıllık yani odunsu bitkilerde bulunan örtü doku peridermistir. Hücreler arası boşluk bulunmaz ya da yok denecek kadar azdır. Bu da doğrudur. Genellikle tek sıralı bir hücre tabakası içerir. Bu da doğrudur. Büyük bir kofol ve az miktarda da sitoplazma bulundururlar. Bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Çok yıllık bitkilerde gövde dışında bulunan kabuk yukarıdaki yapıların hangilerini kapsar? Çok yıllık bitkilerde yani çok çenekli odunsu bitkilerde bulunan kabuk peridermis tabakasıdır. Bunlardan en dışta peridermis bulunur. Peridermisten sonra floem yani soymuk boruları bulunur. Sonra ise mantar kambiyumu bulunur. Bu dıştaki kabuk bu üçünü kapsar. Bunların ikisi ise daha içeride kalırlar. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin besin depo organı toprak altı gövdesi olarak adlandırılır? Yani toprağın altında kalan gövdesi besin depo organı olarak adlandırılır. Domatesin toprağın üstünde kalan bölgesi besin depo organıdır. Havucun toprağın üstünde kalan bölgesi besin depo organıdır. Pancarın ve turpun da yine aynı şekilde. Patatesin toprağın altında kalan gövdesi besin depo organıdır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir.